Bir soru bir cevapta bugünkü konuğumuz Eve Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Yazıcı. Hoş geldiniz Cansel Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Pandemi büyük şehirlerden göçü büyük oranda hızlandırdı. Emeklilik hayali, beyaz yakalıların emeklilik hayali olan köye göçme planı öne çekildi. Bu durum haliyle konut ve arsa fiyatlarına da yansıdı. Hangi bölgelerde, illerde fiyatlar yükseldi? Önümüzdeki dönemde hangi şehirlerin öne çıkması bekleniyor acaba? Biz aslında bunu yazlıklar kışlık oldu diye nitelendiriyoruz. Geçtiğimiz bir sene içerisinde dengelerin değişmesiyle özellikle Antalya'nın ve Muğla illerinin çok değerlendiğini ve çok tercih edilir olduğunu gördük. Hatta yazlık olarak orayı kullananlar artık kışlık olarak da kullanıyor. Biraz evvel söylediğim şey o yüzden gerçek oldu. En fazla artan iki tane ilimiz Antalya ile aslında Muğla. Bizim dikkatimizi de onlar çekiyor. Antalya ili genelinde ortalama %50 bir artış görüyoruz. İlçelerinin bazına baktığımızda biraz daha dinamikler fark ediyor. Örneğin Kaş'ta %49 gibi bir artış var. Ama diğer öne çıkan illerin Muğla'mız il genelinde %60'a varan artışlar görebiliyoruz. Örneğin Fethiye'de %62 bir artış oldu. Datça %46 bir artış oldu. Marmaris %44, Bodrum %50 ve il genelinde gördüğümüzde %60'a yakın bir ortalamada artış görebiliyoruz Muğla'da. Üçüncü bir ilimiz de İzmir. Orada iki tane öne çıkan ilçemiz var. Çeşme ve Urla. Onlar da %40 civarında bir artış olan bölgelerimiz, illerimiz, ilçelerimiz daha doğrusu. Peki burada şunu düşünmemiz lazım. Yani burası zaten değerliydi bazıları. Daha da değerlendi. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir gayrimenkulün kendini elde ettiği gelirlerle geri ödeme zamanı amortisman süresi bizim için. Bazı ilçelerimizde bu amortisman süreleri 40 yıla kadar uzadı. Örneğin Çeşme gibi yerlerde. Bu da değerinin çok daha üstüne çıktığını, çok daha değerlendiğini de gösteriyor. Örneğin Kaş ilçesinde 38 yıl gibi bir süre oluştu. Fethiye'de 28 sene gibi bir süre oluştu. Marmaris hala 24 yıllarda. Normalde biz gayrimenkullerde 20 yıl civarındaki bir geri ödeme süresini kabul edilebilir görüyorduk. Ama şu anda bu çok daha uzun zamanlara yayıldı. 2021'de de bu artışın bu şekilde devam etmese bile değer artışının bir miktar daha olacağını düşünebiliyoruz. Çünkü hala bu bölgeler evden çalışma nedeniyle talep devam ediyor bölgelere. Ya yani 2021 yılında bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bölgelere hala talep devam ediyor. Özellikle bunların dışında öne çıkan hani böyle yeni şehirler, ilçeler olacak mı? Şimdi bazı ilçelerimizin yani baktığımızda dinamiklerinde, kendi iç dinamiklerinde bir parça farklı seyrettiği yerler olduğunu görüyoruz. Mesela Muğla'da Köyceğiz, Seydi Kemer, Yatağan, Ula gibi bölgelerde bir hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hızlı geri dönüşler başladı bu bölgelerde. Keza Muğla'nın Bodrum ilçesine baktığımız zaman Karabağ, Yürece, Umurca, Karaova, Cevat Şakir gibi yerlerde bir hareketin daha diğerlerinden bir miktar daha farklı olduğunu görüyoruz. Klasik yerlere den daha farklı küçük bölgeler olarak bunları özellikle isimlendiriyorum. Marmaris'e baktığımız zamansa özellikle siteler, Tepe, Çıldır, Armutalan, hala Hisarönü değer artışında önde giden bölgeler içerisinde, mahalleler içerisinde. Keza yine Marmaris'te Çetibeli, Selimiye, Turunç gibi yerlerin de hareketlendiğini ve orada da değer artışının ciddi olduğunu görebiliyoruz. Başka yerlere baktığımızda örneğin Fethiye'ye bakabiliriz. Değer kazanan mahalleleri neresi diye. Çatalarık, Kesikkapı, Patlangıç, Yanıklar, Akarca gibi bölgelerde Fethiye'de hareket var. Köyceğiz'e bakabiliriz yine keza. Burada da Gülpınar, Gelişim, Ulucami, Yeni ve Toparlar bölgesinde hareket olduğunu görüyoruz. Biraz daha
Akdeniz'den Ege'ye geçtiğimizde Urla'ya geçebiliriz. Urla'da örnek vermemiz gerekirse mahalle bazında baktığımızda Hacı İsa, Rüstem, Zeytinalanı, Özbek ve Yenikent bölgesinde değer artışının dikkat çekici seviyede olduğunu tespit edebiliyoruz. Ve Çeşme'ye gittiğimizde çok en meşhur ilçelerimizden bir tanesi. Yalı, Cumhuriyet, 16 Eylül, Üniversite ve Iğdır bölgelerinin en fazla değer kazanan mahalleler olarak listemize giriyor. Cansel Hanım, peki şu an konut almak veya kiralamak için doğru zaman mı? Eğer fiyatlar artacaksa bir öneriniz olur mu dinleyicilerimize? Yazlık bölgelerde konut kiralamak artık oldukça zor. Eskiden sadece yaz döneminde kiralanıyordu. Şimdi artık kışlık kiralıkları da görebiliyoruz bu bölgelerde. Oldukça yüksek olduğu için değer artışı, kiraları da bu yansıdı. Kira artışlarının da çok yüksek olduğunu, yani fiyatla beraber %50-60'lara yakın artış olduğunu tespit etmemiz mümkün. Çok kolay değil kiralamak geçen senelere göre. Birim metrekare fiyatlarından bahsedersek aslında kıyaslama açısından çok bir şey ifade edebilir yani bizim izleyicilerimize. Kaş'ta metrekaresi 8 bin lira civarında ve ortalama bir ev büyüklüğü Kaş bölgesinde 160 metrekare civarında. İzmir Çeşme'de 10.500 lira gibi bir ortalaması var ama yer yer 30 bin liraya kadar da çıkıyor metrekare fiyatlar. İşte havuzda olması vesaire gibi bir takım özelliklerle yeri, bölgesi, arsa büyüklüğü gibi etkiler biliyorsunuz metrekare fiyatlarını arttırıyor. Urla bölgesi hala 6.800-7.000 TL bölü metrekare bandında olan bölgelerimizden. Köyceğiz, Fethiye, Datça bölgesine baktığımız zaman 5.000-5.800 TL bölü metrekare civarında konut fiyatlarını görebiliyoruz. Bodrum bölgesi ise 9.000 lirayla işte 38.000 lira arasında metrekare fiyatları hareket ediyor. Marmaris'e gittiğimizde de fiyatların 6.000 TL bölü metrekare civarında olduğunu görebiliyoruz. Keza o bölgede de ortalama konut büyüklüğü 135 metrekare civarında. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok mersi.